Bambaşka diyarlarda bambaşka hayatlar yaşamaya başlamışlar. Aradan yıllar geçmiş. Cık. Üşüdünüz mü siz çocuklar? İçeride devam edelim mi? Hayır, hiç üşümedik. Üşümedik. Ama Melekciğim, senin üstün çok ince. Seni üşütmememiz lazım. Ben hemen geliyorum. Ben de Melek'e bakmaya geldim. Çocukcağızla bir vedalaşayım dedim. Anlamadım. Neden vedalaşıyorsunuz? Aa, haberin yok muydu? Tüh, gidiyorlarmış. Yaman her şeyi ayarlamaları için adamına talimat verdi. Ben de geçerken duydum. Gitmeleri için ne gerekiyorsa yapın dedi. Yani o da kendince haklı değil mi? Defalarca seni affetmemi isteyip hala nasıl arkamdan iş çevirebiliyorsun? Aklındaki bu şüpheler hiç gitmeyecek mi? Melek'le Fikret abi benim yanımdan uzaklaşsın diye her şeyi ayarlamışsın. Hasta küçücük bir çocuğun oradan oraya savrulması hiç mi vicdanını sızlatmıyor? Sen neden bahsediyorsun? Evet, bir an önce gitmeleri için her şey ayarlandı. Yapmam gereken buydu, ben de yaptım. Hala yaptığın kötülüğün arkasında duruyorsun. Nasıl yaparsın bunu? Bunca yaşanan şeyden sonra nasıl? Fikret abi, ben şu an pek müsait değilim. Müjdeyi vermem lazım. Seher, oldu. Doktor ameliyatı kabul etti. Hepsi Yaman'ın sayesinde. Ona ne kadar teşekkür etsem az. Doktoru, uçak biletini, kalacağımız yeri, her şeyi ayarlamış. Ben geleceğim zaten. Ama ne olur, yanındaysa ona minnettar olduğumu söyle. Meleğim sayesinde iyi olacak. Anladım Fikret abi. Sonra konuşuruz. Benim şimdi kapatmam lazım. Fikret abi dedi ki... O... Ünlü doktor Melih'i ameliyat etmeyi kabul etmiş. Senin sayende biletlerini, kalacak yerlerini hepsini sen ayarlamışsın. Bir an önce Ankara'ya gitmeleri gerekiyor. Doktorun çok az vakti var. Melih'i ameliyat edip geri dönecek. Ben sandım ki... Eğme başını. Olduğunu görüyor musun? Bize ne yaptığını görüyor musun? Sen bana güvenmedikçe ben de sana güvenemiyorum artık.
Böyle böyle kayıp gidiyoruz birbirimizin ellerinden işte. Asla bırakmayacağım elini. Kayıp gitmene asla izin vermeyeceğim.